Geçen hafta yaptığımız ilk şey basit bir polimer modeline bakmak olmuştu. Bu model daha önce gördüğümüz moleküler konfigürasyonlar için olan polimer modelinden pek farklı değildi. Geçen hafta incelediğimiz modelin yegane farkı elimizde belli enerjilere sahip belli sayıda hal yerine eşit aralıklı sonsuz enerji seviyesi olmasıydı. Bunun termodinamik çözümünü yapmış ve yüksek ve düşük sıcaklık sınırlarını incelemiştik. Buradan çıkan ilginç sonuçlardan biri bu belli konfigürasyonun ve buna ait olan enerjinin normal bir molekülün titreşim seviyelerine tam olarak oturmasıydı. Bildiğiniz gibi istatistik mekaniğe girdiğimizde her şey bölüşüm fonksiyonlarına bağlı. Buradan bölüşüm fonksiyonunu küçük q eşittir sigma i, yani i türlerinin tamamının toplamı e üssü eksi ei bölü kt şeklinde yazıyoruz. Bu tüm haller için olan enerji. Dolayısıyla bilmemiz gereken şey seviyelerin ve enerjilerin ne olduğu. Dün işte polimer konformasyonlarıyla başladık ama istatistik mekanik açısından önemli olan yegane şey enerjilerin ne olduğu. Yani buradaki 0 0 seviyesinden sonra E0, 2E0, 3E0 şeklinde devam eden enerji seviyelerinin belirlenmesi. Bu seviyeleri polimerin çeşitli konfigürasyonlarını göz önüne alarak çıkarıldığına göre bunlar konfigürasyonel enerjilerdir. Bunlar aynı zamanda molekülün titreşim enerjileri olup burada bulunan tüm sonuçlar bunlara da uygulanabilir. Bunların termodinamik hesaplarını yapıp sınır durumlarını incelemiştik. Bunlardan iki tanesini tekrar hatırlamakta fayda var. Birincisi, birçok açıdan son derece önemli olan düşük enerji sınırı esas olarak 0 KT değeri. Burada KT yaklaşık olarak burada bulunur. Dolayısıyla buradaki hiçbir tanecik en düşük enerji seviyesine çıkacak kadar bile termal enerjiye sahip olamaz ve bu durumda her şey temel seviyede bulunur. Burada son derece kolay ölçülen bir parametre olan ısı kapasitesi sıcaklıkla değişir ama titreşim seviyelerinde sıcaklığı değiştirdiğimiz zaman hiçbir değişiklik olmaz. Dolayısıyla düşük sıcaklık sınırında ısı kapasitesi sıfırdır. Kısaca titreşim için olan ısı kapasitesinin T sıfıra giderken ki değeri sıfıra eşit olur. Çünkü biz her şeyin temel seviyede olduğu bir sınır durumundayız. Buna göre bu sınırdaki U titreşim enerjisi de sıfır olur. Bu daha önce incelediğimiz ve belli sayıda halin olduğu duruma, yani bir polimerin 4 olası konfigürasyonunun olduğu duruma hiç benzemez. Çünkü burada elimizde sonsuz sayıda seviye vardır. Dolayısıyla en yüksek sıcaklıkta bile maksimum enerjiye erişmek mümkün değildir. Sıcaklığı artırdıkça daha yüksek enerjileri çıkılır. Ancak bunun değişim şekli bir müddet sonra sabit kalır. Çünkü seviyeler birbirinden eşit aralıklarla ayrılmıştır. Eğer sıcaklık aşağıda bir yerde değilse, yukarıda burada bir yerde olursa görüldüğü üzere sıcaklık değiştikçe enerjinin de değişeceği gayet açıktır. Ancak yüksek sıcaklık sınırında enerjinin eşit bölüşümü söz konusudur. Yani yüksek sıcaklık sınırındaki U titreşim değeri eşittir büyük N çarpı K çarpı T olup her kinetik enerji serbestisi için 1 bölü 2 kt ve her potansiyel enerji serbestisi için de 1 bölü 2 n kt söz konusudur. Titreşimler hem potansiyel hem kinetik enerji olduğundan her molekül için serbestlik derecesi için değer kt olur. Bu son derece basit ve kullanışlı bir şeydir. Eğer elimizde yüksek sıcaklık sınırında gaz fazında bir molekül varsa her ötelenme enerjisi serbestisi molekül başına 1 bölü 2 kt kadar katkıda bulunur. 3 boyut için bu 3 bölü 2 kt'ye eşit olur. Evet.
Gaz fazında 1 mol molekül için olan ötelenme enerjisi 3 bölü 2 kT olup molekülün bir şey yapması gerekmez. Bunun yanında örneğin 2 atomlu molekül için dönme hareketi 2 serbestliğe sahip olur. Her biri 1 bölü 2 kT kadar katkı yapar. Dolayısıyla yüksek sıcaklık sınırındaki her titreşim molekül başına kT kadar katkı yapar. Moleküllerde titreşim frekansları genellikle yüksektir. Eğer yüksek sıcaklık sınırında değilseniz maddenin yaptığı akustik titreşimlerin frekansı düşüktür. Dolayısıyla yüksek sıcaklık sınırındaki titreşim enerjisi büyük NKT'ye eşit olup aynı yüksek sıcaklık sınırındaki ısı kapasitesi de büyük N çarpı K olur. Çünkü bu enerjinin sıcaklığa göre alınmış türevidir. Bu da ölçümü son derece basit bir değerdir. Geçen hafta incelediğimiz modelde elde ettiğimiz sonuçlar bunlardı. Ve moleküllerin titreşim enerjileri de bu modeldeki enerjileri tam olarak oturuyordu. Şimdi yapmak istediğim şey ise biraz daha ileriye gitmek ama önce bölüşüm fonksiyonlarını yazayım. Bu bölüşüm fonksiyonu yüksek sıcaklık sınırındaki Q titreşim eşittir KT bölü epsilon 0 ya da E 0 da diyoruz. E 0'dır. Bu da son derece basit bir sonuçtur. E 0 titreşim modu için H nu 0'a eşit olup nu 0 frekansa karşılık gelir. Tabi elinizde bölüşüm fonksiyonu varsa her şeyi hesaplamamız mümkün. Dolayısıyla yüksek sıcaklık sınırında bu değer rahatlıkla hesaplanabilir. Düşük sıcaklık sınırında ise bu sadece 1'e eşit olup yalnızca bir tane olası hal söz konusudur. Düşük sıcaklık sınırında ortam yeterli derece soğuksa her şey temel seviyededir. Dolayısıyla tüm haller boyunca yapılan toplam bize mantıklı bir değer olan bu terimi verir. Burada E temel enerji seviyesine karşılık gelir. Burada diğer her şey için enerji KT'den çok daha büyük olur. Dolayısıyla bu terim gittikçe küçülür. Önce şuraya kısaca yazalım. Düşük sıcaklık sınırında Q titreşim 1'e eşit. Evet, titreşim için olan durum buydu. Ama şunu hatırlamanızda fayda var. Düşük sıcaklık sınırındaki bu durumlar her serbestlik derecesi için geçerlidir. Tabii enerjinin kuantlı olması şartıyla belli bir noktada bu durum ortaya çıkar. Yani sıcaklık en düşük seviyeden bile düşük olur. Tabii yüksek sıcaklık sınırında olacak şey ise enerji seviyelerinin yapısına bağlı olarak değişebilir. Bu titreşim hareketi için ortaya çıkan durumdur. Aynı şey dönme hareketi için de geçerlidir. Ancak olay her zaman bu kadar basit de değil. Pekala. Şimdi yapmak istediğim şey elimizde istatistik, mekaniksel veriler ile inceleyebileceğimiz bir sonraki basamak olan kimyasal dengeye bakmak. Şu ana kadar gördüğümüz şeylere dayanarak niye denge sabitleri hesaplayamayalım ki? Eğer moleküller için olan bölüşüm fonksiyonlarını hesaplayabiliyorsak ve bu moleküller bir denge reaksiyonu veriyorlarsa temel prensiplere ve istatistiksel mekaniğe dayanarak denge sabitlerini hesaplayabilmemiz gerekmektedir. Bunu yapmaya çalışalım. Kimyasal denge. Burada da her zaman olduğu gibi tüm enerji seviyelerini ve olası halleri biliyorsak bu tip hesaplamaları yapmamamız için herhangi bir sebep yok. Pekala, şimdi basit bir kimyasal olay için seviyelerin nasıl olduğunu gösteren bir şema çizelim. Yani bir enerji diyagramı çizelim. Burası enerji olsun. Kimyasal dengede sık sık yaptığımız gibi ayrılmış atomlar için enerjiyi sıfır alacağız. Enerji diyagramında enerjiyi sıfır aldık ayrılmış atomlar için ve elimizde tepkenler ile ürünlerin olduğunu farz edeceğiz. Bu biraz dikey oldu. Bu ürünler için olan eğri olsun.
Tepkenler için enerji ise farklı. Dolayısıyla belli bir miktar bağlanma enerjisi var. Bir bağ kopma enerjisi mevcut. Bu olası olan en düşük enerji seviyesinden atomların birbirinden kopmasına sebep olan bozulma değerine kadar gider. Şimdi de molekül içindeki titreşim seviyelerini çizelim. Öyle olmak zorunda değil ama elimizde iki atomlu molekül olsun. Dolayısıyla her molekülde tek bir titreşim şekli var. Bu da gerilme hareketi. Daha önce gördüğümüz gibi bu seviyeler eşit aralıklarla dizilmiş. Dolayısıyla burada bir seri eşit aralıklı enerji seviyesi mevcut. Tabii bu basit harmonik salınım bozuldukça bu eşit aralıklarda bozulur. Ancak düşük seviyeler birbirine epey yakındır. Dolayısıyla mevcut olan seviyeler bunlar. Ve burada bir ayrışma enerjisi var. Dolayısıyla bu eksi E veya daha doğrusu ürünler için EP eksi eksi D0 olur. Bu isimlendirmeyi daha önce gördük. Tabii aynı şey tepkenler için de geçerli. Ve tabii molekülde iki atomdan fazla varsa bir seri titreşim şekli söz konusu olur. Bunlar diğer tüm titreşim enerjilerini de gösterebilir. Burası en düşük seviye. Bu da tepkenler için olan ayrışma enerjisi. Yani bunlar molekülü ayrıştırmak için gerekli enerjiler. Tabii molekül için olan haller sadece bunlar değil. Ek titreşimler de olabilir. Moleküller her zaman temel halde bulunmayabilir. Ve biz burada bölüşüm fonksiyonunu hesaplarken tüm mevcut haller boyunca olan toplamı alacağız. Ve daha sonra belli bir halde bulunma olasılığını belirleyeceğiz. Buna şöyle de bakabiliriz. Eğer türler arasında kimyasal denge varsa moleküller birbirlerine dönüşebilirler. Yani her molekül bu hallerden her birine girebilir. Tabii bu hallerin hepsini gruplandırmamız iyi olur. Çünkü bunlar belli bir kimyasal yapıya karşılık geliyor. Bildiğiniz gibi istatistik mekaniksel açıdan bunlar sadece haller ve seviyelerdir. Ve biz de herhangi bir molekülün bu hallerden herhangi birinde olma olasılığını hesaplayabiliriz. Bunları ayrı çizmek daha kullanışlıdır. Ayrı çizmek daha kullanışlıdır. Buna devam edelim. Ayrışma enerjileri arasındaki farka bakalım. Delta T 0 buraya çift yönlü ok koyalım ve işaretini belirtelim burada. Olay ürünlerden tepkenlere doğru gidiyor. Pekala, burada dengenin nasıl kurulacağına bakalım. Şimdi de A artı BB eşittir CC artı DD şeklinde stökiyometrik bir reaksiyon olur. Biz biliyoruz ki delta G0 eşittir eksi RT ln KP şeklindedir. Delta G0 değeri ürünlerin serbest enerjisinden tepkenlerin serbest enerjisinin çıkarılmasıdır. Bu da eşittir C G0 artı D GD0 eksi A GA0 eksi B GB0 olur. Dolayısıyla her türün serbest enerjisini bilmemiz gerekiyor. İstatistik mekaniğin ilk prensiplerinden bunun nasıl hesaplanacağını biliyoruz zaten. Burada G eşittir A artı PV ve A eşittir eksi KT ln büyük Q olduğuna göre burada sistemin gaz fazında olduğunu
ve ideal davrandığını farz edelim ve ideal gaz için PV yerine büyük N KT koyalım. Peki Q, yani büyük Q nedir? Büyük Q eşittir Q ötelenme üssü büyük N bölü N faktöriyel olduğunu biliyoruz. Atomlar için hepsi budur. Ancak bizim elimizde moleküller var. Dolayısıyla ötelenme dışındaki serbest dereceleri de söz konusu. Bunu da Q iç olarak belirtelim. Tabii bunun da enerji kuvveti alınıyor. Peki bu Q3 değerinin kapsadığı serbest dereceleri nelerdir? Bunlar elektronik enerji, titreşim enerjisi ve dönme enerjileri. Bunlarla kısa bir süre içerisinde ilgileneceğiz. Şimdilik bunlar bu şekilde ayıralım. Böylelikle N faktöriyelin ait olduğu terime yoğunlaşalım. Şimdi N faktöriyel için Stirling yaklaşımını kullanalım. Buna göre ln büyük Q eşittir büyük N çarpı ln Q ötelenme çarpı Q iç eksi ln N faktöriyel burada ln büyük Q eşittir N çarpı ln Q ötelenme çarpı Q iç eksi N çarpı ln N artı N şekline dönüşür. Buradan G'yi çekersek G eşittir eksi KT ln büyük Q artı büyük N KT şeklini alır. Bu büyük N'li faktörler birbirini götürür. Burada G eşittir. Eksi KT ln büyük Q artı büyük N KT şeklini alır. Burada eksi KT ln Q'yu bu tarafta alırsam eksi N KT olur. Bu da buradaki artı N KT ile birbirini götürür. Dolayısıyla elimde sadece birinci terim ile ikinci terim kalır ki bunları birleştirebilirim. Bu ifade eksi n kt ln q ötelenme q iç bölü n şekline dönüşür. Bunlar esas olarak q'ya eşit olduğundan bu ifade eksi n kt ln q bölü büyük n olur. Çünkü burada bunları ayırmam zaten gerekmiyor. Bunu sadece n faktöriyelin nereden geldiğini göstermek için yaptım. Şu an elimizde G için bir ifade var. Eğer reaksiyona giren tüm türler için G değerini biliyorsak buradan kolaylıkla kimyasal dengeyi hesaplayabiliriz. O zaman bunu yapalım. Bunu yapabilmek için bu iç serbestlik derecelerine daha yakından bakmamız gerekiyor. İşte burada bu önemli detaylar işin içine girer. Tabii bu iki denge sistemin enerji değişimini ne bağlıdır? Yani ilgili moleküllerin bağ enerjisi ile ayrışma enerjisi arasındaki farka bağlıdır. Tabi diğer molekül enerji seviyeleri arasındaki fark da önemlidir. Titreşim, dönme vesaire gibi. Peki. Büyük Q iç eşittir. Q iç eşittir dönme titreşim ve bölüşüm fonksiyonlarının çarpımına eşit olur. Hatırlarsanız enerjileri birbirine eklediğimiz zaman bölüşüm fonksiyonlarını birbiriyle çarpıyorduk. Yani eğer bu dönme artı titreşim artı elektronik enerjilerin toplamıysa bu üstel terimleri ayırıp bunları çarpım haline getirebiliriz. Aynı şey ötelenme için geçerli. Onu da ayırmak mümkündür. Şimdi bunların nasıl davrandıklarına bakalım. Elektronik duruma bakarsak genel olarak ilgilendiğimiz tek bir hal var. O da en düşük hal. Son derece
Size tanıdık gelecek bu örnek hidrojen atomunun 1s durumudur. Bunu 2s veya 2p seviyelerine çıkarmak için olağanüstü bir enerji gerekir. Normal sıcaklarda bu asla söz konusu değildir. Tüm atomlar temel haldedir. Ancak birçok molekül için bu işi yapmak hidrojen atomundaki kadar büyük bir enerji gerektirmez. Mesela benzende temel elektronik hal uyarılmış halin epey aşağısındadır. Ancak bu fark hidrojen atomun 1s orbitalinden 2s veya 2p orbitaline gitmesi kadar büyük değildir. Ancak bu değerde yine normal sıcaklarda söz konusu olamaz. Bunun anlamı da yine sadece temel seviye ile ilgili terimin önemli olduğudur. Bazen bunu sıfır enerji olarak da tanımlarız. Ancak burada kimyasal dengeden bahsettiğimizden dolayı sıfır enerji yukarıda bir yerdedir. Dolayısıyla bu enerji terimi ayrışma enerjisi olan bu terime eşit olur. Bu terim eksi bir değer olduğundan sonuç pozitif çıkar. Dolayısıyla Q elektronik değeri eşittir E üssü D0 bölü KT şeklini alır. Bu son derece basit bir ifadedir. Bir de elimizde tabii ki titreşim bölüşüm fonksiyonu var. Geçen hafta gördüğümüz gibi bunu basit bir şekilde Q titreşim eşittir 1 bölü 1 eksi E üssü eksi E titreşim bölü KT şeklinde ifade etmiştik. Burada bu değer H nü 0 olup nü 0 titreşim frekansıdır. Tabii birçok molekül olması durumunda titreşim enerjileri KT'den çok daha büyüktür. Dolayısıyla bu değer bile genelde 1'e eşit olur. Başka bir deyişle moleküllerin hemen hemen hepsi oda sıcaklığında temel halde bulunur. Özellikle yüksek frekanslı moleküllere bakıyorsanız, örneğin hidrojen molekülü, yani H2 varsa bunun frekansı 4000 dalga sayısına eşittir. Hatırlarsanız geçen derste bahsettiğim gibi oda sıcaklığı 300 Kelvin olursa bu 200 dalga sayısına eşitti. Görüldüğü gibi bu değer hidrojen değerinin çok çok altındadır. Eğer titreşim enerjileri KT'den çok daha büyükse her şey en düşük seviyede kalır ve yüksek titreşim frekansları için Q titreşim değeri 1'e yaklaşır. Yüksek titreşim frekansları için tabii ki. Şu ana kadar dönmeden bahsetmedik. Ama muhtemelen hepiniz normal sıcaklıklarda sezgisel olarak, örneğin elimi böyle salladığım zaman moleküllerin daha hızlı döneceğini fark edersiniz. Başka bir deyişle normal sıcaklarda dönme halleri belli oranda doldurulur. Muhtemelen moleküller sıkışıp da daha hızlı bir titreşim hareketi yapmayacaklardır. Kolumu böyle salladığımda dolayısıyla moleküller genel olarak temel titreşim seviyelerinde kalacaklardır. Çünkü mevcut termal enerji onları bir üst seviyeye çıkarmak için yeterli gelmeyecektir. Ancak dönme enerjisi kesinlikle en düşük seviyelerde olmayacaktır. Buradan oda sıcaklığında KT ile karşılaştırıldığı zaman dönme seviyeleri arasındaki enerji farklarının çok küçük olduğu görülür. Aynen titreşim enerjisindeki üst sıcaklık sınırında olduğu gibi yüksek sıcaklık sınırında Q dönme değeri aynı şekilde KT bölü E dönme değerine eşit olacaktır.
Bu tipik olarak ufak ve orta boy moleküller için 1 ile 10 dalga sayısına eşittir. Hatırlarsanız geçen hafta titreşim seviyeleri hakkında konuştuğumuzda KT bu boyutta olduğu zaman bu bize termal olarak girebileceğimiz seviye sayısını göstermekteydi ve bu sonucu titreşim içinde elde etmiştik. Dönme içinde farklı bir durum yoktur. Normal sıcaklıklarda mevcut moleküllerin frekanslarının 1 veya 10 dalga sayısı veya daha fazla olmasına bağlı olarak dönme seviye sayısı onlarca veya yüzlerce olabilir. Oda sıcaklığı ise 200 dalga sayısına karşılık gelmektedir. Pekala. Q bildiğiniz gibi belirsiz bir değer olup Boltzmann faktörü ile ölçülen enerji seviyelerinin sayısını göstermektedir. Dönme durumu için bu sayı 100 civarındadır. Bu değer 300 Kelvin'de yaklaşık 10 civardır. Hatırlarsanız ötelenme bölüşüm fonksiyonu 10 üzeri 30 civarıydı. Anormal. Başka bir deyişle ötelenmeyi göstermek için kullandığımız ve mevcut hacmi ufak parçalara böldüğümüz ve sonra saydığımız basit örgü modeline göre 10 üzeri 30 tane olası yer vardır. Bunu kuantum mekaniksel olarak incelerseniz buna benzer bir sayı bulursunuz. Şimdi son derece basit bir örnek alalım. Son derece genel bir reaksiyona bakalım ve şu ana kadar gördüklerimizi kullanarak denge sabitinin ne olduğunu bulalım. Tüm katsayıları 1'e eşit olarak olayı biraz basitleştirelim. Bunu yapmazsak da o kadar karmaşık olmaz ama bu biraz daha basittir. Elimizde AB artı CD molekülleri olsun. Aradaki bağları kırıp yeni maddeler oluşturalım. Dolayısıyla elimize AC artı BD geçsin. Son derece basit bir işlem. Tüm katsayıları 1'e eşit aldığıma göre tepkenlerin ve ürünlerin molekül sayıları eşittir. Bu işleri biraz daha kolaylaştırır. Oda sıcaklığında ötelenme enerjilerinin yaptığı katkı tepkenler ve ürünler için aynı olur. Bu moleküllerden her biri 10 üzeri 30'a eşit olan ötelenme bölüşüm faktörüne sahiptir. Oda sıcaklığında ve normal bir hacimde tabii. Tepkenlerden ürünlere geçerken hiçbir şey değişmeyecektir. Titreşimler içinde titreşim frekanslarının epey yüksek olduğunu farz edelim ki bu genellikle olan bir durumdur. Dolayısıyla titreşim için olan tüm bölüşüm fonksiyonları 1'e eşit olsun. Aynen yukarıda yazdığımız gibi tüm bu 4 molekül için. Dolayısıyla titreşimde de bir şey değişmeyecektir. Tepkenlerden ürünlere giderken. En son olarak dönme hareketi. Dönme hareketi için bu bir dakika bu 100 olacaktı. 100 gibi bir sayı olacak. Eğer buradaki atomların kütlelerinin birbirine yakın olduklarını varsayarsak, biraz hile yapıp bu sayıların da tepkenler ve ürünler için birbirine yakın olduklarını söyleyebiliriz. Bunu yapmak zorunda değiliz. Bunların yerlerine koyup da hesaplayabiliriz ama ben sizin için hayatı kolaylaştıracağım ve hesabı biraz kısaltacağım ama umarım bölüşüm fonksiyonları farklı da olsa bunların nasıl yerine koyulacağını da anlamışsınızdır. Pekala. Deneyelim bakalım. Dolayısıyla delta G0 değeri şuraya geri dönelim. İşte delta G. Önce şu ilişkiyi yazayım. Elimizde G için bir
ifade var. Bunu yeniden yazalım. G eşittir. Eksi her madde için. Eksi ni kt ln qi bölü ni. Bunu molar değerler cinsinden yazarsak eksi küçük ni rt ln qi bölü büyük ni. Bunu yapmamın sebebi bu i maddesi için mol başına olan serbest enerjiyi bulmak. Dolayısıyla bu değer eksi rt ln küçük qi bölü büyük ni. Bu da G mol başına GI 0 artı RT ln PI bölü P0 şeklindeydi. Burada P0 esas olarak 1 bara eşitti. Buradan GI 0 çizgi yani mol başına olan GI yıldız eşittir eksi RT. Bu iki ifadeyi birbirinden çıkarıp düzenledim. Dolayısıyla GI çizgi 0 eşittir eksi RT ln küçük QI bölü NI ve basınçla ilgili terim için ideal gaz kanunu kullanırsak P5'tir NRT. Bu terim büyük NI KT bölü P0 çarpı hacim şeklini alır. Dolayısıyla bu her madde için olan GI 0 değeri burada en büyük NI değerleri birbirini götürür ve elimize eksi RT ln küçük QI çarpı KT bölü P0 çarpı V ifadesi geçer. Burada QI toplam moleküler bölüşüm fonksiyonu olup Q ötelenme çarpı Q'den dönme çarpı Q titreşim çarpı Q elektronik şeklinde verilir. Şimdi delta G'yi bulalım. Buradan delta G 0 eksi RT'ye eşit. Tabi burada delta G 0 mol başına olan delta G. Önce bu ifadeyi kullanmak suretiyle ürünlerin değerinden tepkenlerin değerini çıkaralım ve elenli terimleri birleştirelim. Her terimde RT ve QE var. Dolayısıyla tüm bu değerler birbirini götürür. Tabi bu her zaman olmaz. Burada olmasının sebebi stoikiyometrik katsayıların 1'e eşit alınması. Çünkü bu değerler üs olarak gelir. Neyse ki burada bunlar birbirini götürür. Ve geride kalan ifade eksi RT AD molekülü için olan bölüşüm fonksiyonu çarpı BC molekülü için olan bölüşüm fonksiyonu bölü AB molekülü için olan bölüşüm fonksiyonu çarpı CD molekülü için olan bölüşüm fonksiyonu şeklini alır. Son derece basit bir ifade. Çünkü bunlar artık nasıl hesaplayacağımı biliyorum. Ayrıca bu bölüşüm fonksiyonları içinde bazı basitleştirici varsayımlar yapabiliriz. Eğer elimde ilgili enerji seviyeleri varsa bunların her birinin hesaplanması hiç de zor değil. Bunu daha da basitleştirmek için tüm moleküllerin dönme enerjilerinin aynı olduğunu varsayalım. Tabii bunun böyle olması gerekmez. Ve buraya farklı değerler koymakta sorun değil. Ayrıca düşük sıcaklık titreşim sınırında olduğumuzu farz edelim. Dolayısıyla bunların her biri için olan Q titreşim değeri 1'e eşit olsun. Her biri için ötelenme katkısı da eşit. Dolayısıyla farklı olan yegane şey elektronik katkı. Farklı olan bu. Çünkü elimizde farklı elektronik enerjiler var. Ürünler ve tepkenler için olan bağlanma enerjileri birbirine eşit değil. Tabii birçok durumda denge sabitini belirleyen şey enerji değişimi. Tabii burada etkin olan enerji elektronik enerji.
Tabii ki diğer katkılar da önemli fakat elektronik enerjinin baskın olması hiç de şaşırtıcı değil. Pekala, işte delta G0, tabii bu ayrıca eksi RTL'en KP'ye eşit, yani denge sabiti için olan ifade bu. Yani bu çarpım terimi. Elektronik bölüşüm fonksiyonu koyarsak E üssü D0 bölü KT AC molekülü için çarpı E üssü D0 DB molekülü için bölü KT bölü E üssü D0 AB molekülü için bölü KT çarpı E üssü D0 CD molekülü için bölü KT. Dolayısıyla toplam ifade E üssü parantez içinde D0 AC artı D0 DB eksi D0 AB eksi D0 CD parantezi kapattık bölü KT haline dönüşür. Veya başka bir deyişle E üssü delta D0 bölü KT olur ki işte tüm hikaye de budur. Yapılması son derece basit bir hesap. Çok sayıda molekül için ayrışma enerjisi bilinmektedir zaten. Bunlar çok sayıda molekül için termokimyasal olarak ölçülmüş veya spektroskopik olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla elimizde bu hesabı yapmak için gerekli olan bilgi var. Eğer titreşim ve dönme seviyeleriyle uğraşacaksak bu veriler de spektroskopik olarak mevcut. Yani tüm hesabı yapmak için ilgili enerji seviyelerini biliyoruz. Bunun anlamı ilk prensiplerden normal kimyasal reaksiyonlar için olan denge sabitlerini hesaplayabileceğimiz. Tabii molekülün bulunduğu haldeki enerji seviyelerini bilmek kaydıyla. Peki, bir sorunuz var mı? Pekala. Notlarınızda bir örnek daha var. Bu biraz ekstra bir örnek. İsterseniz onu bir kere yapın. Bu örnek son derece güzel kapalı formda bir çözüm vermekte. Bu bir katı kristaldeki izomerleşme ile ilgili bir soru. Elinizde bir molekülün kristali olduğunu düşünün. Bu durumda elinizdeki unimoleküler bir tepkime olur. Bu durumda işe saf bir maddenin kristalleri ile başlarsınız ve sonunda elinize belli sayıda orijinal madde ve belli sayıda da yeni maddeden oluşan bir karışım geçer. Tabii bunlar arasında bir denge sabiti söz konusu. Tabii bu da enerjiye bağlı olacak. Farklı türlerin ayrışma enerjilerine. Tabii bir de karışma terimi var. Çünkü burada farklı türler kristalde farklı yerlerde bulunuyor ve bunlar tanımlanabilir haller. Tabii bunun da göz önüne alınması gerek. İncelemek istediğim bir başka örnek ise kimyasal dengeden biraz farklı. Bu faz dengesi. Neden faz diyagramlarını hesaplayamayalım ki? Bu dersin başlarında denge sabitleri ve kimyasal dengeyi makroskopik açıdan incelemiştik. Delta G0 eşittir. Eksi RT ln KP ve benzeri ifadeler çıkarmıştık. Şimdi de tüm bunları bir ilk prensipten hesaplayabileceğimizi gördük. Peki faz dengesi ne? Daha önce gördüğümüz üzere faz diyagramlarını çizdik. Burada kaynama ve donma noktası, sıvı eşittir katı, sıvı eşittir gaz ve katı eşittir gaz denge çizgilerini gösterdik. Burada bu çizgilerin yerini bilince birçok şeyi hesaplayabiliyorduk. Peki bu çizgiler nereye düşüyordu? Belli bir basınçtaki kaynama noktası veya süblimleşme sıcaklığı neydi? Bunu hesaplamak için herhangi bir yol önermemiştik.
Bunları ölçerek belirlemiş ve daha sonra Clausius-Clapeyron denklemini kullanmak suretiyle faz diyagramında bir eğri boyunca hareket ettiğimizde sistemin nasıl davrandığına bakmıştık. Ancak bu eğrinin faz diyagramında nerede olduğunu belirleyecek bir reçete verilmemişti. Burada da eğer sıvı, gaz ve katı için tüm enerji seviyelerini biliyorsak, istatistik mekanik bize bunlar arasındaki dengeyi hesaplayabileceğimizi söylemektedir ki bu da bu eğrilerin yerini bulabilmek demektir. Dolayısıyla burada iki tane nispeten basit durumu incelemek istiyorum. İlk önce katı katı dengesine bakalım. Elimizde iki tane denge halinde katı olsun. Bu problem size verilen problem kağıdında mevcut. Kaçınız denedi bunu? Herkes denemiş demek ki. Peki. Hepiniz sonuna kadar gelebildiniz mi? Kimler sonuna kadar gelebildi? Bazılarınız gelebilmiş. Güzel. Yapanları tebrik ederim. Ama ilk defa yapıyor bile olsanız bu o kadar zor değil. Şimdi de bu problemin üzerinden kısaca geçelim. Bakalım ne çıkacak. Tabii bu da şu anda yaptığımız veya şu ana kadar yapıyor olduğumuz kimyasal denge durumuna çok benziyor. Aradaki fark bunun bize yardımcı olması en azından bu problemin formülasyonunda. Ya alfa fazındasınızdır ya da beta fazında arada bir şey yok. Bu tip çok sayıda sistem var, sadece kristaller değil. Örneğin DNA'nın farklı formlarını bu şekilde görürsünüz. Elimizde süper kıvrımlı DNA, normal DNA olabilir. Her birinden biraz mevcut ise bu sistem birlikte hareket eder. Yani ya tamamen birine veya öbürüne dönme meyilindedir. Bu şekilde büyük kütleler oluşur. Birçok diğer sistem de böyle davranır. Başka bir deyişle, gaz fazındaki moleküller arasındaki kimyasal denge durumunun aksine buradaki iki molekül çarpışınca tepkime verir. Diğerler için bu bir sorun değildir. Bu iki molekülün ne yaptığıyla ilgilenmezler. Bir müddet sonra bir başka çift molekül çarpışıp tepkime verebilir. Başka bir deyişle arada bir birliktelik yoktur. Bir spesifik tepken ve ürün arasında ne olursa olsun diğer her şey bundan bağımsızdır. Ancak faz geçişlerinde bu durum geçerli değildir. Bunu kendi gözlerinizle de görebilirsiniz. Örneğin suyu süper soğuttuğumuzu farz edelim. Bu son derece basit bir deneydir. Kuru buzu alır ve bunu çok az bir su içine atarsanız suyun donma noktasının altındaki sıcaklıklarda donmadığını görürsünüz. Sonra içine bir kristal atarsanız bum her şey donar. Sistem tam bir birliktelik içinde hareket eder. Birçok faz geçişi de böyle cereyan eder. Şimdi bunun nasıl olduğuna bakalım. Bu durum bizim incelediğimiz duruma çok benzer. Bunu incelerken burası alfa fazı, burası da beta fazı olsun. Tabii kristaldeki atom veya moleküller arasındaki etkileşimler iki fazda da farklı. Tabii ki bağlanma enerjileri de farklı. Örneğin eğer tüm molekülleri gaz fazına geçirecek enerjiden bahsediyorsak bu ayrışma enerjisine karşılık gelir. Bu sistemdeki her şeyi koparıp ayırıyorsunuz demektir. İşte bu enerjiler bu eksi E alfa bu da eksi E beta olur. Tabii bir de titreşim enerjileri var. Bildiğiniz gibi örgü yapısı bir seri titreşim enerjisine sahip. Bunların eşit aralıkta dizildiklerini farz edebiliriz. Ancak burada farklıdır. Çünkü iki farklı kristal yapıda bunlar aynı olmaz.
Bu bir kristal yapıdan diğerine geçtiğimiz faz geçişlerinde olan tipik bir durumdur. Örgü yapısındaki titreşim frekansları artık aynı değildir. Sesin hızı farklıdır, her şey farklıdır. İşte hepsi bu. Farklı olan yegane şey bu. Dolayısıyla bunlar atom başına olan bağlanma enerjileridir. Şimdi de küçük Q'yu hesaplamaya çalışalım. Buradan bulmamız gereken şey faz geçişinin sıcaklığı. Bunu bulmak için bir yolumuz yoktu bundan önce. Sadece işte burada demiştik ki bu kaynama noktası, bu da donma noktası. Hangi faz değişimi içinse veya faz diyagramı çizdiğimizde işte eğri bu diyorduk. Şimdi bunların yerlerini veya bu sıcaklıkların ne olduğunu hesaplayalım. Herhangi bir faz için olan Q değeri, büyük Q değeri eşittir E üssü E bölü KT'nin aynen daha önce ayrışma enerjisinde gördüğümüz gibi n'inci kuvveti. Artık faktöriyel bir terim yok çünkü ötelenme yok. Çarpı titreşim terimi. Bu elektronik bölüşüm faktörü. Titreşim terimi de 1 bölü 1 eksi E üssü eksi H nü I bölü KT bu örgü frekansı olup buradaki enerji de H nü E şeklindedir. Tabii bu alfa ve beta fazlar için farklıdır. Burada yüksek sıcaklık sınırında olduğumuzu farz ederse ki örgü yapısındaki titreşimlerde olan durum genellikle budur. Bu durumda yaklaşık olarak elektronik kısım E üssü E bölü KT üssü N ve titreşimde KT bölü H nü E üssü 3N şeklindedir. Başka bir deyişle bir örgü yapısında kaç tane titreşim olduğunu araştırırsak büyük N tane atom var. Bildiğiniz gibi gaz fazında her atomun 3 tane ötelenme serbestisi var. Kristalde serbestçe ötelenemez ama. Ama o serbestli dereceleri halen mevcuttur ve atomlar hareket edebilir. Artık bunlar örgü yapısı titreşimleridir. Atomlar hareket etmeye çalışınca birbirlerine göre titreşirler. Peki, kaç farklı şekil var? Belki bunlar dejenere, aynı enerjiye sahipler. Ancak o şekiller orada. Tabii bunlar kristalin akustik şekilleridir ve onlardan 3N tane mevcut. Her atomun her ötelenme serbestisi için bir tane. Pekala. Bu da tamam. A eşittir. Eksi KT ln büyük Q eşittir. Eksi N E eksi 3N K T ln parantez içinde KT bölü H nu E idi. Buradan kimyasal potansiyeli de hesaplayabiliriz. Mu eşittir dA bölü dN sabit T ve V'de eşittir eksi E eksi 3K T ln parantez içinde KT bölü H nu E olur. Temel olarak bitirdik sayılır. İki fazın geçiş sıcaklığında potansiyel değerleri birbirine eşit olmalı. Yapılması gereken yegane şey de bu. Faz geçiş sıcaklığında ki buna TC veya T1 diyelim. Mu alfa eşittir mu beta olur. Dolayısıyla alfa için olan bu ifade beta için olanı eşit. Hepsi bu. Buna göre E beta eksi E alfa ki buna eşit 3 K T1 ln nü E beta bölü nü E alfaya eşit olur. Buradan T1'i çözeriz. Hepsi bu. Buna göre T1 eşittir. E beta eksi E alfa bölü 3K ln nü E beta bölü nü E üssü alfa olur. İşte faz geçişi sıcaklığı. İşte tüm hikaye bu.
Eğer kristali bir arada tutan elektronik enerji biliyorsak ki bu çok kolayca ölçülen bir değer olup birçok madde için bellidir. Ve örgü titreşim frekansı da belli ise ki bu da kolayca ölçülen bir değerdir. İşimiz bitti demektir. Burada da son derece basit bir ilk prensip yaklaşımı kullanmak suretiyle faz geçişi sıcaklığını kolaylıkla hesaplayabiliyoruz. Bunu katı eşittir gaz dengesi içinde yapabiliriz. Pekala, bir katının süblimleşmesini ele alalım. Gaz fazındaki kimyasal potansiyeli nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Bunları eşitleyebiliriz. Bu sizin notlarınızda yapıldı. Ayrıca bir tane ek bir problem var. Bunu çözmeyi deneyebilirsiniz. Bu son derece basit bir hesap. Buradaki nokta bu faz dengelerini hesaplayabilmemiz. Sıvıların tanımlaması biraz daha zor. Çünkü mevcut olan enerjiyi belirlemek zor. Bu ancak yaklaşık olarak yapılabilir. Ama buradaki önemli nokta eskiden faz diyagramına gelişigüzel olarak yerleştirdiğimiz eğrilerin yerlerini artık tespit edebiliyor olmamız. Bulunan sıcaklık ve basınçlarla bunların yerleri gayet mantıklı. Pekala, bir sorunuz var mı?